7 Ocak 2013 Pazar günü saat 17 civarı Bartu Mermer'de yapılan susuz kesimle çıkan tozlar ormanı sarıyor. Son yıllarda verilen tahsislerle ardı ardına açılan taş ocakları nedeniyle Türkiye'nin dağları delik deşik bir hal aldı. En çok taş ocağı tahsisi verilen illerin başında da Antalya geliyor. Barındırdığı biyolojik zenginliği, endemik bitki ve hayvan türleriyle birçok Avrupa ülkesinden daha zengin olan Antalya'nın dağlarına baktığınızda ormanların arasında bembeyaz bir tabaka görüyorsunuz. Ancak bu tabaka kar değil, dağların tıraşlanmış görüntüsü. Hepimizi taş ocağı umutlarını çok seviyorsun. Geleceğini satıyorsun. Yanlış yapıyorsun. İşçi ekmek parası için çalışıyor. Bizim sorunumuz işçilerle değil. Bizim sorunumuz taş ocağıyla. Evet. İşçileri halkın karşısına dikmeyin. Karın doyurmak için, para için halkı hiçe sayma. Bizler para için değil, yaşamak için varız. Biz kamu olarak daha dikkatli davranılmasını sağlamak adına toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi ve daha da yükseltilmesi adına toplumu bilgilendirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Taş ocaklarının verdiği zararları, taş ocaklarının sedir ormanlarına verdiği zararları, katlan ormanlarına verdiği zararları, diğer doğal hayata verdiği zararları yine kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ta ki taş ocaklarının doğaya zarar vermemesi noktasında bir başarı sağlayınca. Ben emekli oldum, eşim emekli oldu. Dedik ki artık bu yaştan sonra gençlere bazı alanları bırakalım, onlar devam etsinler. Biz de gidelim güzelce bir köşede, yurdumuzun cennet köşesinde huzur bulalım, emeklilik hayatı geçirelim dedik. Bir yaylada, Filike'nin Alaca Dağı yaylasında, Alaca Dağı'ndaki Kızılcık yaylasında küçük bir toprak parçası aldık. Huzuru aramak için gittik ama huzursuzluğun tam göbeğine düştük. Evet. Ben taş ocaklarına orada rastladım ilk defa. Tabii insanın kayıtsız kalması mümkün değil. İnanın o manzara görüldükten sonra, o manzara yaşandıktan sonra o insanların bu konuyla ilgili çektikleri dert, cefa gözlemlendikten sonra kayıtsız kalmak asla mümkün değil. Ve biz de kayıtsız kalamadık. Ben kendimi taş ocakları mücadelesinin içerisinde buluverdim birdenbire. Filike'de dağ evlerine yerleşmiş ve organik tarım yapmaya başlamış iki yaşam savunucusu Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğutçu. Antalya'nın Filike ilçesi Alacadağ köyü sınırları içinde Alacadağ Tabiat Koruma Alanı bulunmaktadır. Bölgede Kızılçam, Katran Ardıcı Mazı Meşesi, Boz Pırnal Kesmez Meşe, Gürgen Yapraklı Kauçuk, Kara Tavuk, Boz Batak, Kaplumbağalar, yılan, boz yılan, kör yılan, engerek ve muhtelif cins kertenkeleler gibi hayvanlar insanlıkla iç içe ev edinmişlerdir doğayı. Bölgede bulunan taş ocaklarının çevreye, doğal yaşama, sadece bu bölgede yetişen sedir ormanlarına, Finike için oldukça önemli olan narenciyeye, insan sağlığına, yine sadece bu bölgede bulunan endemik türlere ve tarıma verdikleri hasarlardan rahatsızlık duyar, konuyu derinlemesine araştırmaya başlar Büyüknoğutçu çifti. Taş ocaklarının bölgede yarattığı tahribatın boyutlarını daha iyi anlamaya ve belgelendirmeye başlayan çift, edindikleri bilgiler karşısında kayıtsız kalamaz ve birlikte göğüsleyecekleri bu yeni mücadelenin fitilini ateşler. Mermer ocağı A noktasında ruhsat alıyor ve o Alacadağ sınırı içerisinde. Orada yeteri kadar taş bulamayınca da götürüyor
cihazlarını B noktasında bir ormanın içerisine dalıyor. O da Gökçeyaka köyü içerisinde. A noktasındaki ruhsatıyla B noktasında maden arıyor, taş aramaya devam ediyor. Ve Orman Bakanlığı da bana diyor ki ben ocak genişletme izni verdim. Ocak genişletmek var olan bir ocağın genişlemesidir. Ama bu farklı yerlerde. Bir köyden kalkıp evet, bütün cihazlarını falan köye götürüp de orada ocak maden aramak ocak genişletmek demek değil. Bunun adı bilerek ve isteyerek hile-i şer'iye yapmaktır. Halkı aldatmaktır. Hile yapmaktır. Ve bu hileye maalesef yetkili birimler de dahil oluyor. Çok üzgünüm. Ama hileyi sadece taşıyacaklar yapmıyor. Buna göz yumularak da hileye destek veriliyor. Finike taş ocaklarıyla mücadele platformu oluşturarak dava açılmasını sağlarlar. Mermer madenini işleten Bartu Mermer firması da ticaretlerini engelledikleri gerekçesiyle Büyük Nohutçu hakkında 100 bin liralık tazminat davası açar. Bilirkişi incelemesinde görülür ki ÇED gerekli değildir kararı verilmiş. Ancak süreçte köylü bilgilendirilmemiş ve alanın ekolojik özellikleri bilimsel olarak incelenmemiş. ÇED gerekli değildir raporu iptal edilir. Mayıs'ın 9'u. Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu, 9 Mayıs 2017 tarihinde Finike Alacadağ Kızılcık mevkiindeki evlerinde öldürüldüler. Bölgeye 15 gün önce yerleşmiş olan Ali Yamuç adlı şahıs, olayı üstlenerek tutuklandı ve Elmalı cezaevine yerleştirildi. Defalarca ifade değişiklikleri yapan Yamuç, ilk olarak cinayeti para için işlediğini söyledi. Ardından değişen ifadelerinin pek çoğunda azmettiricisi konumunda bahsettiği Bahçeci Mermer'in ortaklarından Necmi Bahçeci'nin ismini verdi. Direkt olarak Necmi Bahçeci'ye yazdığı ve kendisine iletmesi için eşi Fatma Yamuç'a verdiği mektuplar ve itiraflar ortaya çıktı. Büyük Nohutçu çiftinin katledilmesi siyasi bir cinayettir. Türkiye'nin siyasi hayatının son 20 yılında ekoloji hareketi, doğanın ve emeğin talanı üzerinden sermaye birikimi yapmak isteyen iktidara karşı direnişin en önemli ayağı oldu. Vadilerde, yaylalarda, kentlerde, mahkeme koridorlarında, bilim kürsülerinde, kısaca her yerde yaşam alanlarının, ormanların, zeytinliklerin, parklarımızın, nehirlerin, toprağın, suyun sesi olduk. Rize'den Alakır'a, Munzur'dan Kaz Dağları'na, Cerraftepe'ye, Aydın'dan Kuzey Ormanları'na, Muğla'dan Hasankeyf'e, yurdumuzun her tarafında iktidarın ve şirketlerin yaşam alanımızı, doğamızı yıkıma uğratmasına dur dedik. Doğaya düşman olanın insana dost olamayacağını ilk biz ortaya koyduk. 3-5 çevreci tip olarak iktidarın ileri demokrasi balonunu patlattık. 3-5 ağaç için Türkiye'nin onurunu ayaklandırdık. Büyük Nohutçu çifti cinayeti, mafya liderlerine siyasi miting yaptırıldığı, televizyonlarda demeçler verdirildiği, her türlü yazılı hukuk kurallarının berhava edildiği, yandaş olmayan herkese her türlü adaletsizliği mübah gören bir siyasi rejimden cesaret alarak işlendiği gün gibi ortadadır. Gözaltında kayıplardan Sivas katliamına, Suruç 10 Ekim Ankara katliamlarına, Metin Dokumcu'nun Tahir Elçi'nin öldürülmesine kadar yakın tarihimizin kanlı ve karanlık sayfalarından biridir bu cinayet. Bir kiralık katil üzerine yüklenerek olayı siyasi bir cinayet olduğu gerçeği kapatılamaz. Kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Anayasanın 56. maddesi aynen şöyle söyler. Cümleyi tamamen aktarıyorum. Çevreyi korumak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ödevidir der. Ben anayasanın bana verdiği hakkı kullandım, ödevi kullandım. Hak da değil, bu bir ödevdir, bir görevdir. Ben bu ödevi kullandım ve çevreyi korumak için hiçbir şiddete başvurmadan, hiçbir hakarete başvurmadan sadece yapılan çevre katliamını fotoğraflarla ve anlatımlarla gözler önüne sererek kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştım. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz
çevreyi korumaya devam edeceğiz. Biz sedir ormanlarını, çam ormanlarını, kaplan ormanlarını korumaya devam edeceğiz.